çok gündemde emeklilikte yaşa takılanlar diye mevzu oldu. Genel Başkanımız onu değiştirdi. Emeklilikte Cumhur İttifakı'na takılanlar. Emeklilikte Cumhur İttifakı'na takılanlar olarak değişti isimler onların. Çünkü devletin vermiş olduğu sözler var. Devlet sözlerinin bazen ekonominin disiplinini bozacak olanlarını da öder. Yani bu mevzuda hükümeti mesela tenkit ediyoruz. Biz diyoruz ki müteahhitlerinize verdiğiniz hiçbir sözden dönmüyorsunuz evvelallah. Kendi milletinize dolarlarınızı bozun diyorsunuz ama kendi müteahhitlerinize verdiğiniz ödemelerin hiçbirini TL'ye çevirmiyorsunuz. Yani zarar da olsa müteahhitlerinize verdiğiniz sözden dönmüyorsunuz. Zarar da olacağına inansanız milletinize verdiğiniz sözden niçin dönüyorsunuz? Bu anlamda bir sürü söz vermişsiniz. Hükümet de vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi de vermiş. Biz zaten arkasında duruyoruz. Devleti itibarlı yapan şey verdiği sözün arkasında durabilmesidir. O yüzden devletin itibarına suikast edeceklerse başka bir yol bulsunlar. Devlet sözünde durmaz bir cihaza dönüştürülmemelidir. İtibar dedikleri şey saraylarda oturmak değildir. İtibar dedikleri şey yani kulaklarına, kalplerine küpe olsun diye söylüyorum. Devletin itibarı saraylarda oturmak, büyük binalarda adalet sarayları kurarak ihtişamlı binalardan hüküm, ahkam kesmek değildir. İtibar sözünü verip verdiği sözün arkasında duran devlettedir. O yüzden devleti EYT konusunda da, 3600 ek gösterge konusunda da, parti programlarında milletine fakirliği, yoksulluğu, yolsuzluğu engelleme vaadinde bulunurken de arkasında duracakları sözle itibar bulmalarını tavsiye ediyoruz. EYT ile ilgili bizim hassasiyetimiz bu. Devlet söz vermişse aslan gibi tutacak sözünü.